Selam hanımlar beyler, nasılsınız, iyi misiniz? Ben sorarsanız iyiyim. Bugün menümüzde un çorbası var. Menüyü saymadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Beni izleyenlere çok çok teşekkür ederim. Bol bol selamlar olsun buradan. Bu malzemeyi sayalım. 2 kaşık şöyle yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası, yarım bardak da domates sosu. Şimdi tenceremiz, şöyle bir tencere ocağı aldık. Her zamanki gibi yine malzemeyi unuttum. Tuz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı. Tereyağını da alalım tencereye. Erisin. Bunu da kaldık, kavuracağız. Salçasız da olur. Çorbamız. Sossuz, salçasız. Sosunuz yoksa domates rendeleyebilirsiniz. Bizim Erzurum'da bu un çorbasını herle derler. Ben biraz salça falan kattım, değiştirdim. Salçayla da güzel oluyor, sade de güzel oluyor. Mersin'den Elif istedi bunu benden. Ablam dedi un çorbası yap. Buradan Elif'ime de çok çok selam olsun. Tekrar diyorum, beni izleyenler de, izleyen varsa herkese bol bol selam olsun. Asya kardeşlerime de bol bol selam olsun. Malzemeyi yine unuttum. Suyumuz da var tabii, sıcak su. Bunu kavurana kadar su kaynasın. Allah'ım yarabbim. Unutmasına var mı? Eridi. Bunun kokusu gidene kadar, bir de biraz kızarana kadar karıştıracağız. Sıcak su kabuklanmasını önlüyor. Sakın soğuk su koymayın. Bebekler için de güzel bir çorba yani, hem besleyici hem doyurucu. Unu kavurup kavanozda çok kavurup yani. Şimdi benimki bir azdı yani, bu şey olmaz, saklanmaz. İçini göstereyim. Böyle kavuracaksınız. Üç dört kişilik bir çorba olur bu yani. Thank you.
bebekler için yapıp saklamak isterseniz tereyağınızı, iki yağın ölçüsünü çoğaltıp unun da mesela 2 kaşık değil de 4 kaşık, 6 kaşık yağ da öyle. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Sadece tereyağla doldur. Zeytinyağla doldur. Katı bir halde kavurup soğuduktan sonra kavanoza koyup aynı hazır çorbalar gibi, tarhana yapar gibi çıkarıp yapıp çocuklara içirebilirsiniz. Et suyu katıp, kemik suyu katıp, tavuk suyu katıp yani içirebilirsiniz. Evet, rengi kızardı biraz, bakın. Bence bir hal aldı. Bu arada salçayı koyup salçayla da kavurayım. Biber salçası da olur. Herkesin mutfağına karışık da olur. Dediğim gibi sade yapmak isteyen salça, domates koymaz. Ama böyle de güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Salçanın kokusu da çıkınca sosu. Biraz sıcak su döküyorum. Benim salçamla domates sosun tuzlu olduğu için tuzu az atacağım böyle. Tam dolu değil yani tatlı kaşığıyla. Siz de etin suyuna göre et suyu katarsanız, salçanızın tuzuna göre atarsınız. Tuzu yeni yapanlar için anlatıyorum. İlk defa yapanlar için. Efendim? Yayındayım. Tamam. Kusura bakmayın. Sosumuz kaynadı. Sizin için ölçü veriyorum. Ben ölçü bilmiyorum her zaman dediğim gibi. Şimdi bunu çıkarıp telli. Baharatlı seven baharat da katabilir. Karabiber, nane. Bir bardak döktük. 2 3 4 Devamlı karıştıralım, topaklanma olmasın. Zaten sıcak suyla olmuyor topaklanma. Şişemizde zayi etmiyoruz. Devre ekonomi devrini
karıştırıyoruz. Topaklanma olmadı bakın. Dediğim gibi baharat da katabilirsiniz. Karabiber, pul biber, zerdeçal, nane, her şey yakışır. Ben de katayım isterseniz. Bir çay kaşığı toz biber, kırmızı. Unutmadım da katayım dedim. Karabiber. Sakın unutmadım. Zerdeçal. Hızlı hızlı karıştırıyoruz. Zerdeçal çok faydalı. Bütün yemeklerinizde kullanın. Karabiber de öyle. Eğer koyu olursa sıcak suyla açabilirsiniz. Yine tuzuna bakarak tuz alsa tuz atabilirsiniz. Biraz daha su kaynatayım ben. Koyu olursa açarım. Şimdilik kıvamı güzel ama kaynayana kadar karıştıracağız. Servis ederken de görüşürüz. Evet hanımlar beyler, su koymadım. 4 bardak mıydı neydi o suyla, işte böyle bir un çorbam oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Harika bir çorba oluyor. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.